O da tatilde, evet. Güzel tatil yapsın. Evet, dönsün bol bol, ondan değerlendirme alırız. İzinle bir Ankara'ya gidelim. Maruf Burcugi bizi bekliyor. Maruf, günaydın, hoş geldin. Günaydın Barış Esen, Hakan Güldağ. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu işte enflasyonu yarın bekliyoruz ama kamu tarafında neler oluyor? Orada bir enflasyon ya da dezenflasyon gündemi var mı? Şimdi Sayın Erkan'ın açıkladığı dezenflasyon sürecine geçiş öncesinde, yani bu geçiş sürecinde bir takım beklentiler var. Tabii bizim hani hep şöyle ifade ediyoruz, kamunun yönettiği, yönetilen, yönlendirilen fiyat mekanizmaları ne durumda? İşte kamu toplu sözleşmesi başladı. Orada ilk görüşmeyi Mehmet Şimşek'le yaptılar. Bundan sonra toplu sözleşmenin nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Ama tabii yarın enflasyon açıklanacak. Çift haneli Alaaddin Aktaş'ın tahminlerine göre çift hanenin altında bir enflasyon olması mümkün görünmüyor diyor onun hesapları. Tabii İTO da çok önemli bir gösterge. Merkez Bankası'nın bu yönetilen, yani kamunun yönettiği fiyatlara bakışını biliyoruz. Ben şöyle bir baktım, 2018'in ikinci enflasyon raporunda çok güzel bir kutu var bununla ilgili. Bunun nasıl etkilediğini enflasyonu anlatıyor. Ama tabii o dönemde enflasyonun daha ılımlı seyrettiği bir dönemde yazılmış rapor ve kutu. Fakat buradaki gerçekler her zaman geçerliliğini koruyor. Böyle baktığımız zaman enflasyon üzerinde çok etkisi var. Şimdi Ankara'da ekonomi çevrelerinde en çok konuşulan konu bu geçiş sürecinde acaba kamunun bir planı var mı? Bu dezenflasyon sürecine geçmeden önce, dezenflasyon programına geçmeden önce kamu hem bu işte kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde hem bundan sonra yapacağı vergi düzenlemelerinde, fiyatlara çok büyük etkisi olan vergi düzenlemelerinde ve kendi belirlediği fiyatlarda kamunun işte köprü geçiş ücretlerinden ilaçlara, birçok hizmete kadar kamunun belirlediği fiyatlar da tabii ki enflasyon üzerinde çok etkili. Acaba bu geçiş sürecinde böyle bir program var mı? Dezenflasyon sürecine hazırlık var mı? Bu merak ediliyor. Çünkü enflasyonla mücadelenin 2024 1 Ocağı'nda başlayacağını duyurdu Sayın Erkan, Merkez Bankası Başkanı. Bundan sonra önümüzde de bir seçim var tabii. Seçim öncesi gene seçim ekonomisini çağrıştıran kamu hareketlerini görüyoruz zaten. O nedenle öyle bir şey var, öyle bir beklenti oluştu. Acaba kamu nasıl bakıyor? Fiyatları nasıl etkileyecek? Ama tabii bundan sonra yolumuza nasıl devam edeceğimizi yarın özellikle enflasyonun yüksek bir noktaya ulaşacağı Temmuz ayı enflasyonu öğrendikten sonra bakacağız. Ama bu dezenflasyon sürecini yani enflasyonla mücadeleye programına geçiş sürecini de iki konunun altını çizmişti Merkez Bankası Başkanı. Bir tanesi bu makro ihtiyati önlemlerle ilgili olarak temizleneceğini söylemişti. İkinci olarak da bu faiz parasal sıkılaştırmanın etkilerini izleyeceğiz demişti. Ama baktığımız zaman önümüzdeki dönemde hem enflasyon açısından kamunun alacağı tavır hem de Merkez Bankası'nın yılda iki defa yayınladığı finansal istikrar raporunun, özellikle Kasım ayında çıkacak raporun nasıl olacağı çok daha merak edilmeye başlandı. Çünkü bu şeyler biliyorsunuz parasal sıkılaştırma önlemleri para politikasının yan unsuru olarak görülüyordu. Bir anda öne çıkmıştı geçmiş dönemde. Şimdi bakacağız önümüzdeki dönemde nasıl olduğuna. Maruf, evet. Çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için takip edeceğiz. Yarın enflasyon kritik.